Kıymetli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem üstadımızla yapmış olduğumuz röportaj serimizin bugün üçüncüsündeyiz. Efendim hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Teşekkür ederiz. Efendim bu mülakatta Allah nasip ederse biraz daha sizin çocukluğunuz, gençliğiniz, yetiştiğiniz muhit, bunlarla ilgili doğrusu konuşmak isteriz. Şuradan başlamak isterim. Malum insanın yetişmesindeki en büyük tesir eden bir tanesi muhit. Evet. Ve siz de biliyoruz ki Erenköy'de büyümüşsünüz efendim. Evet. Orada doğdunuz, orada büyüdünüz. Ne zaman yerleştiniz efendim Erenköy'e? Yani dedeniz mi geldi ilk defa? Aslen kadın hanlı Konyalı olduğunuzu da biliyoruz. Evet. Erenköy'le başlasak efendim. Efendim dedem Ahmet Hamdi Topbaş ticaret ehli bir zatmış. Ben hayal mayal ancak hatırımda. Ticaretini geliştirmek için İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir muhitleri geziyor. En mazbut muhit Erenköy'ü buluyor. Bir Anadolu kasabası mahiyetinde. Bahçeler, meyvelikler, sebzelikler. Bahçe içinde seyrek evler, çiçekliler. Komşularda daha ziyade mazbut Anadolu insanı gibi aşağı yukarı göç etmiş. Veyahut da eski paşalar vesaire Erenköy'ü tercih ediyor. Yani o zaman Erenköy sanki İstanbul'un uzağında bir semt gibiydi. Ancak İstanbul'a varabilen bir tren vardı. Trenden başka bir vasıta yoktu. Evet. Dedenin Erenköy'ü seçmenin sebebi, o zaman Fransız kültür tesiriyle elit zümre benliğinden yavaş yavaş sıyrılıyordu. Birkaç misal vereyim. Mesela zengin zümreler, Fransa ile irtibatı bulunan zümreler, konuşmaları bile Fransızca kelimeler girmişti. Mesela selam, bizimki selam kalkmıştı. Bonjour, bonsoir, bonnuit. İkisi karşılaştığında birbirine mon cher ami. Hep böyle Fransızca kelimelerle, hatta renkler dahi öyle. Tabii dedem, Allah gani rahmet eylesin, aileyi korumak için o sosyetik zümreden uzak olarak Erenköy'ü tercih etmişti. Ya bugünkü İngilizcenin, o taklitçinin yerinde efendim Fransızca vardı. Hatta evet. Biz İmam Hatip'te okurken dahi Fransızca vardı, bizden sonra İngilizce başladı. Ve bu da kapitülasyon tesiriyle, Fransa'nın tesiri demek ki devam etmişti. Hatta çok üst zümre Fransa'ya gidiyordu, orada tahsil ediyordu. Oranın tesiri altında kalıyordu. Böyle mürebbiler falan da sanki Fransız... Vardı. Evet, evet. İş dünyası Fransa olarak dönüyorlardı. Apoletleri Osmanlı, iş dünyası Fransa dönüyorlardı. Hı. Zengin evlerinde o zaman piyano vardı. Piyano hemen kapının girişine koyarlardı ki, gelen kimse burası modern bir ev. Evet. Hatta göya lisan öğretmek için Fransız mürebbiye hanımları da getirirlerdi. Evet. Tabii bunun çok acı tesiri oldu. Lise mani olarak da oralara gönderirlerdi değil mi efendim? Böyle bir takım Fransız liseleri vardı sanki. Tabii. Fransızca eğitim tedrisat veren. Evet. Evet. Fransız liseleri vardı. Alman liseleri vardı. Birkaç şey vardı. Allah bizi kurtardı. İmam Hatip açıldı çok şükür. Erenköy'de şey nasıldı efendim? Komşuluk ilişkileri mahalle nasıldı? Mahalle kültürü. Evet, nasıldı? Mahalle kültürü nasıldı? Yani zengin, fakir aynı mahallede otururlardı. Evet. Yani bir tecrit yoktu. Fakir fukaranın, hatta odunu, kömürü imkan sahipleri tarafından alınırdı, yazılanlardı. Ya ucuz olduğu için. Yani mahalle yetimin dulunda sigortasıydı, teminatıydı. Hı. Orada bizim çocukluğumuzda salgın olan verem hastalığı vardı. Bugün kanser gibi. Veremin de tedavisi yoktu ama antibiyotikler yoktu. Ancak bu çamlık, ağaçlık yerlere dispanserler kurulurdu. Heybeliada'da vardı. Bizim Erenköy'ün biraz ötesinde Gazasker'de vardı. Hatta bir ailede bir verem olduğu zaman büyük endişe başlardı. Tabak kaçı değiştirilir vesaire. Hastaneye yatırılır. Mesafeli şekilde komşuları ziyarete giderdi. Fakat şu var, her komşu da muhakkak bir şey götürürdü. Yani hiçbir şey olmayan bir tas muhallebi götürürdü. Diğeri durumuna göre götürürdü. Yani bir doktorun maddi tedavisi gibi halk da onu hem komşuları hem onu filan manevi tedavi hem de onun sağlığı için gayret ederlerdi. Halkın diğer durumu arz etmek istediğim. Tabii bir Anadolu'nun temiz bir nasiyesi vardı halkta. Temiz bir lisanı vardı. Mesela bir çocuk dünyaya geldiğinde Allah hayırlı uzun ömürler versin. Hep Cenab-ı Hak zikredilirdi. Salih evlat olsun inşallah denirdi. Hastayı ziyarete edildiğinde Allah şifalar versin.
çektiğiniz meşakkatler günahları kefarettir inşallah. Terfi derecat olsun diye hastaya bir moral verilirdi. Vefat etmiş kimi yakınlarına da Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Cümlemizin Cenab-ı Hakk'a kavuşacağına hatırlatıldı ve komşular vefat olan evde böyle bir teselli olurdu. Yine oraya 3 gün mahalle tarafından yemek giderdi. Onların acıları var. Gelen giden de var. Mahalle yemek gönderdi 3 gün. Yola çıkan kişiye Allah ısmarladık derdi. Uğrayan da selamet diler, selamet ki selamet ödün derdi. İstirahate çekilen kimse bir duayla uyurdu. O şekilde bir şükürle kalkardı. Alışveriş yapıldığı zaman esnaf siftah sizden bereket Allah'tan derdi. Evlenenlere yapılan güzel nasihatler oğlum kızım derdi. Bu evden sen beyaz gelinlikle çıkıyorsun. Gittiğin yerde o beyaz gelinlikle ebediyete gidersin. Lekesiz olarak. Yani şimdiki gibi öyle şeyler yoktu. Acayip şeyler. Boşanmalar nadirattı çok. Boşanma bir utanç vesilesiydi. Onun için boşanma çok nadirdi. Mahallede muhtelif değişik karakterli insanlar arasında bile hürmet vardı. Nezaket vardı, samimiyet vardı, muhabbet dolu hitaplar vardı. En çok dikkatimizi çeken büyük zatlara bey kelimesi denmez efendi denirdi. Hmm. Mehmet Efendi, Sami Efendi, Said Efendi. Bir de onere etmek için kapıcılara vesaire, bahçıvanlara Mehmet Efendi, Ahmet Efendi derlerdi. Bu da ayırmazlardı yani efendim. Bu bir güzel bir o zamanki bir filan nezaket. Yani evet. Yeni ismiyle Mehmet Ahmet gel git demezlerdi. Ahmet Efendi Mehmet Efendi derlerdi. Evet efendim. Yani bir gelen bir güzel bir İslam'dan gelen bir güzel bir zarafet ayrı bir incelikti. Babalar çocukları düşkündü. Onları boş bırakmazlardı. Bu okul tatillerini muhakkak dükkanları iş yerlerine götürürlerdi. Bir rahmetli pederim Musa Efendi bizi de bu tatil günlerde alıp dolaştırırdı, camileri dolaştırırdı. Orada geçmişe ait misaller verirdi. Nasıl bir devlet oldu, nasıl devam etti? Süleymaniye, Sultanahmet vesaire. Yani sizin Osmanlı merakınız biraz Peder Bey'den intikal ediyor. Oradan başlıyor. Maşallah. Bir de Evliyaullah'ı dolaştırırlardı. O zamanki salih zatları ziyaret ederdi. Biz de akşamleyinde Sirkeci'de Konya Lezzet Lokantası vardı. Orada bir yemek yemek büyük bir atifetti, büyük bir şeydi yani mükafattı. Bizi de akşamleyin Konya Lezzet'e götürür. Orada Konya Lezzet'te ya bir nevi yapmış olduğunuz o şeyin ödülünü vermiş olur değil mi efendim? O güzel bir hatıra. Hala o hatıra şeyimizde. Evet. Hatta bir de peder rahmetli bir ince, çok zarif bir insandı. Mesela bir sırtında park ederdi, arabayla giderdik. Biz tabii arkada amcamla beraber çocuktuk. Oğlum derdi, şu manzaraya bakın derdi. Bakın Allah ne güzel yaratmış derdi. Allah Allah. Yani şu boğaz mesela, biraz daha geniş olsa bu güzellik olur. Biraz daha dar olsa dere gibi olmaz. Ne kadar bir dünyanın bir güzel bir incisi diye. Yani ya bizim orada boğazı mı izlerdi efendim böyle? Tabii ki boğaz seyreder kendisi. Evet evet. Tefekkür sahibi bir insan. Evet. Allah rahmet eylesin. Ben size yine 1950-1960 yılı arasında İstanbul'un manevi manzaralarını bahsedeyim isterseniz. Buyurun efendim. Yani aile yapısı böyleydi aşağı yukarı. Camilerin hali, birçok cami depo olarak kullanıyordu, kiraya veriliyordu. Mesela bu Dolmabahçe Camisi vardır. Bu ampir ve barok tarzıdır, zarif sahilde. Onu ben merak ettim bir gün. İmam Hatip ya talebeydim ya da bitmişti. Ziyaret edeyim, bir göreyim dedim bu caminin için, muhteşem cami. Baktım eski kayıklar koymuşlar. Kayık müzesi. Süleymaniye Camisi'nin, Sultanahmet Camisi'nin, Şehzade Camii'nin geniş bahçeleri de top sahasıydı. Bütün mahalle çocukları orada top oynarlardı. Camilerin içi halılar lif lif olmuş. Hatta bazı pencereler kırılmış, üzerine karton konmuş. Zaten cemaatte daha ziyade alt zümre hamallar, işçiler normal halktan da çok az vardı. Cami çok bakımsız değil mi bakımsız efendim? Bakımsız ve bir bir hüzün yaşardı camilerde. Evet. Bir gariplik yaşardı. Ve bu Allah rahmet Menderes'te vakıflardan imkanları aldı, o camileri tamir ettirdi. Ezanın siz şeyini hatırlıyor musunuz efendim? Ezanı hatırlıyorum. Ezanı Arapçaya dönüşünü. Ezanı hatırlıyorum. O zamana kadar tabii ezan değişinden beri ezan bilinmiyordu. Bir hasret vardı.
Hatta Tanrı olur, Tanrı olur, Tanrı'dan başka yoktur, tapacak filan bu şekilde bir teraneler vardı. O zaman bu Adnan Menderes'in iktidarı gelmesiyle ezan orijin olacak, aslına dönecek diye yayıldı. Hatta bir gün dediler, yarın sabahleyin camilerde ezan okunacak, asli ezan okunacak. Rahmetli annem olan, biz de çocuktuk tabii, 7-8 yaşındaydık. Evet. Dediler, bu gece uyumayalım, kaçırmayalım, ilk defa bir ezan dinleyelim. Allah Allah. Yani böyle bir hasret vardı. Ne bir heyecan olmuş efendim. Bir heyecan vardı. Ama siz 8 yaşında ilk defa ezan duyacaksınız. İlk defa ezan duyuyorsun. Yok, kendi aramızda yine evet. Gizli gizli yine ezan şey olurdu. Evet. Hatta o zaman bir herhalde Beyoğlu müftüsü müydü, Üsküdar müftüsü müydü? Pederi ziyarete gelmişti. O sevinçle dedi ki, müftü, elhamdülillah bir kişi buldum dedi. Şöyle böyle Fatiha okuyordu, onunla ufak bir cami açtım diyordu. Yani Allah Allah. Okuyan, şey yapan da yoktu. Evet. Hatta şunu misal vereyim. Benim amcam Hulusi Topbaş, müfessir Hamdi Efendi'nin damadıydı. Elmalı Hamdi Yazır Efendi, evet, değil mi efendim? Evet. Onun Kur'an Dil Hak Dini tefsirini bastırmıştı. Rahmetli pederim ancak dedi, bir senede 30-40 tane anca satılır. Bunun bir kısmını meccanen verirdik. Bunu da ancak Mısır'da eserde kaçak göçek okuyan talebeler gelip alırdı. Allah Allah. Yani bu kadar bir maneviyat şeyi zayıftı. Diğer tarafta tabi bu dini rencide etmek. Mesela Burun Kahpeye diye bir film vardı. Gaye hoca efendileri küçültmek, onun şahsında İslam'ı tahkir etmek, tahfif etmek. Evet. Yani buna benzer filmlerde oynanırdı çok. Evet efendim. Hatta biz İmam Hatip'e ilk giderken oğlum nereye gidiyorsun derdi yaşlı kadınlar. Efendim İmam Hatip der. Oo der. Sana mı düştü cenaze yıkamak derdi. Niçin doktor mühendis olmayacaksın derdi. Yani bir de doğru diyor, imamete gittiğimiz bile herkes söyleyemezdik yani. Evet. Çünkü efendim, karşılık olurdu. Evet, Fransızcanın etkin olduğundan bahsettiniz. Evet. Matbuat yok. Müthiş bir efendim şey var, hayranlık var, Batı hayranlığı var. Camiler bakımsız. Çok sıkıntılı bir durum. Ve siz imamete açılmış ilk defa oraya gidiyorsunuz. Oraya gidiyoruz. Evet, hakikaten çok büyük bir fedakarlık efendim sen oradan baktığınızda. Tabii orada kimler gidiyor İmam Hatip'e? Daha ziyade o zaman fakir fukara çocukları. Varlıklı insanlarla gidenler de çok azdı. Oraya da geçmek istiyorum İmam Hatip'lerin. Çarşamba'da mı açılmıştı efendim ilk İmam Hatip'e? Yok, Vefa'da açıldı. Vefa'da mı açıldı? Vefa'da oraya bir ortaokul terk etti, okunamaz diye. Tabii bu İlim Yayma Cemiyeti kuruldu. İlim Yayma Cemiyeti'nin imkanları da azdı. Hatta o zamanki büyüklerimiz dedi, biz dediler, imkanları da az, bir hatim indirerek o şekilde ilk toplantıyı o şekilde yaptık, cüz dağıtarak. Allah Allah. Başladı. Fakat her de camisi olsun, şey olsun, ilim yaymadan yardım istiyordu. Tabii kazançlar da azdı vesaire. Biz o aşağı yukarı 4 seneye yakın Vefa'da okuduk. Yani burayı bir ortaokul terk etmişti. Merdivenlerde her basamaktan ayrı bir musiki çıkardı. bu şekildeydi. Tuvalet ona göreydi, şey ona göreydi filan. Yemekhanesi var mıydı efendim? Yemekhanesi vardı. Yemekhanede bir uzun bir bahçede bir şey vardı, bir koridor orada. Hatta hafta bir iki kurban gelirdi. İlim Yayma'daki abiler de memurlar da çıkıp halden akşamüstü sebze ve meyve toplarlardı. Allah Allah. Satılmayacak şeyi toplarlardı. Hatta hep hatırımdadır. Kobuzko mesela çok pişerdi. Lahana demek o zaman çok çıkardı. O kesilen hayvanların etleri doğranırdı. Hatta ilk servisi yapacak kimi karavanı şöyle karıştırırdı. Vecettü vecettü derdi. Bir parça et buldum derdi. Öbür der, ya şu vecettüden bana da ver derdi. Yani o zamanki şey, yokluk vesaire bu şekildeydi. Efendim siz orada leyli miydiniz? Yani gece kalıyor muydunuz? Yok, leyli ben çok az kaldım. Ancak son sınıfta kaldım. Son sınıfta mı kaldınız? Bir 6 ay kadar kaldım. Ya, evden gidip bir giriş yaptınız. Evden gidip. Nasıl giderdiniz, gelirdiniz efendim? Evden, Erenköy'den tren vardı. Evet. Haydarpaşa'ya tren geldi. Haydarpaşa'ya gelirdiniz. Trenden vapurlar. Vapurlar. Vapurlar da Şehzadebaşı'na tramvayla oradan Vefa'ya yürürdük. Sonradan geçince öbür tarafa, ondan sonra Fatih'e gider, Fatih'ten yürürdük. Ya sabah çarşambaya kadar. 6'da yola düşerdi zaten. 6.30'da çıkardık, 9'da kadar. Fakat bizim bir yükselme yoktu. O zaman servis diye bir şey yoktu. Evet efendim. Yani hepimiz öyle yani alışmış huzurla gidip huzurla gelirdik. Yani bir yükselme olmazdı. Evet efendim. Bir de orada manzara Anadolu'dan bazı babalar
Şilteyi urganla sararlar. Oğlu elinde bir bulgur torbası. Oğlunu getirip kalacak yer arardı. Bir Kur'an kursu arardı. Allah Allah. Bir üçbaş medresesi vardı. Bir de Süleyman Efendi'nin bu taraflarda bir kursu vardı. Nuri Osmaniye sonra açıldı. Yani bütün İstanbul'da kursların yekûnü bugün bir kurs kadar değildi. Evet. De bu elinde şeyle çocuğu bulgur torbası cami cami dolaşırdı. Kim oğlunu kabul edecek? Onun için en büyük imdat Göner Mehmet Efendi'ye dedi. Evet. Sultanahmet'e giderler. Göner Mehmet Efendi onları bir caminin kenarında bir yerde yer bulur. Topladığı zekatlardan da onlara harçlık verirdi. Evet. Bir de o zaman Eser'den gelen Emin Saraç gibi çok az miktarda Ali Yakup Efendi gibi hoca efendiler vardı. Evet efendim. Yani hakikaten bir şey içindeydi. Bir tam bir fetret devrindeydi. Evet. Fakat Cenab-ı Hak ondan sonra büyük bir bereket ihsan eyledi. Evet. İmam Hatip yıllarınızdan bahsetsek efendim. Efendim tabii bu İmam Hatip yıllarında tabii biz onun kıymetini kısmen bildik, kısmen bilemedik. Tabii çocuktuk o zaman. Yani 11 yaşında İmam Hatip talebesiydik. O zamanki hocalarımın bir kısmı tevhid-i tedrisat kanunu sebebiyle dinden kaldırdıktan sonra diğer derslere girmişlerdi. Çoğunluğu yaşlı hocalardı. Mesela Celal Hoca vardı, Celalettin Öktem. Bu Allah razı olsun. Bu hocamız bize felsefe, usul-i fıkıh, İslam felsefesi vesaire geniş bir ufku vardı. O derslere girerdi. Saadettin Ökten Beyefendi'nin onun babasıydı. Babasıydı değil mi efendim? Evet. Hatta şurada bir fotokopi makinesi bile yoktu. Bir tekstil makinesi yoktu. Bir okul tekstil makinesini terk etmişti. O eski tekstil tamir edilmişti. Ders kitapları yoktu. O tekstil şeyinden okurduk. Yarı çıkar, yarı çıkmazdı. Allah. Yani bu şekildeydi. Ders notlarını onunla çoğaltıp o şekilde mi veriyorlardı efendim? Tabii, kitap tabii. Kitap yok yani. Yoktu, yoktu. Celal Hoca Allah rahmet eylesin. Ankara'ya gidiyor. Menderes'le görüşmüyor o zaman. Tevfik Edir de onun talebesiymiş Milli Eğitim Bakanı. Tevfik Edir vasıtasıyla çok engel çıkıyor. En nihayet Menderes'e ulaşıyor. Menderes'ten bu İmam Hatip'in açılması için bir karar çıkıyor elhamdülillah. Evet. Allah rahmet eylesin. Bunun için İmam Hatip'te okuyanlar bütün talebeler de Celal Hoca'nın ve Adnan Menderes'in hakkı vardır. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tabii Celal Hoca'mız da yaşlıydı. Parkinson hastasıydı. İmza atarken bir talebe elini tutardı. Allah. Bir talebenin kolunda derse gelirdi. Fakat sanki bir düğüne giden bir delikanlı gibiydi. Allah. Yani bu senelerin hasreti. Hatta ki bu yemekhaneye bakar, yemekhane eksikleri bakar, zenginlere müracaat eder filan. Fedakâr bir hocamız Allah rahmet eylesin. Onu şükranla... Yani İmam Hatip'in esas hamisi Celal Hoca'mı? Celal Hoca'dır. Celal Hoca. Esas onu. Evet. O tevfikleri ve Adnan Menderes'tir. Evet. Zaten Adnan Menderes'in sebebiyle orada sonradan bu camiler vesaire hepsi bir tamir edilmeye başlandı. Elhamdülillah. Mesela o kadar bir şey, biz İmam Hatip'te Vefa'da okurken Vefa Bozcası'nın yanında bir ufak bir cami vardı. Onu bilhassa kendimiz gördük. At girerdi, ata nal çakılırdı. O zaman at arabaları vardı. Onu bir nalbanta kiraya verilmişti. Camiyi kiraya vermişler. Kiraya verilmişler. Burmalı Mescid vardı. Şehzadebaşı'nın onu büyük sanattı onun minaresi. O da bir Ermeni marangozu verilmişti. Yani böyle bir hüzün akıyordu çok yerde. Evet. Onun için rahmetle Adnan Mescid şey yapıyoruz. Ondan bu camide yavaş yavaş asli haline döndürülmeye gayret ediyoruz. Medreseler öyle. Medreseler de ortadan kalksın. Yani, bir, yani maziyle bir şey irtibat kalmasın diye. Evet. Öyleydi. Biz mesela yine o zaman İmam Hatip'e gitmeden evvel, ilkokul safhasına ya daha evvel, Erenköy'de uzak bir yerde bir hoca hanım otururdu. O hoca hanıma giderdik. Ya Arnavut'u ya Boşnak'tı. Uzaktan bekçi geçerdi, yatın derdi. Yatardık, hadi oğlum kalkın geçin derdi. Yani bir bekçi bir devletti. Evet. Alıp hoca hanımı götürdü, kimse bir şey soramazdı. İmam maaşları da normal memur bazen üçte biriydi. Kimse rağbet etmesin vesaire olmasın diye. Yahut da gidip bir ölen kimseden bir dilencilik olsun, bir 5 gün para alsın, gözden düşsün. Evet. Velhâsıl böyle bir menfi şey vardı. Velhâsıl tabii İmam Hatip'in açılması bize büyük bir rahmet oldu. Elhamdülillah. Mesela Celal Hoca'mız ayrı. Başka şey vardı hocalarımızdan, Nurettin Topçu vardı. Bu da Fransa'da doktora yapmıştı felsefede. Bize 2 sene geldi. Allah rahmet eylesin. Biz ona çok istifade ettik.
Yani iki senede biz bu felsefe fakültesinde okuyan bir talebenin çok daha öteye bizi götürdü. Bir de bu meşeri sistemleri bize onun tenkidini çok güzel yapardı. Evet. Yani derdi bir bütünün ufak parçasını alırlar. O büyük parçayı bütün bütüne şamil kılarlar. Onun karşısında İslam'ın görüşü nedir? Allah razı olsun. Hakikaten bugün Nurettin Topçu gibi felsefe hocalarına çok ihtiyaç var. Çünkü felsefe hoca bugün İslam kültürünü bilmediği için illal ediyor. Yani pozitif bir materyalist bir felsefe okutuyor. Evet. Freud'tu, Darwin'di, Adam Smith'ti vesaire. Efendim Celal Hoca'nın da sanki felsefeydi değil mi esas? Celal Hoca'nın branşı her şeydi. Her şey. Maşallah. Hatta Nurettin Hoca'ya bir gün dedik ki tabii hoca çok vakarlı, çok ciddi, çok ayrı bir hocaydı. Efendim dedi, İslam felsefesine siz girseniz dedi. İslam malum Yunan felsefesi, işte Farabi, İbn-i Rüşd, Erkin'di filan, Gazali. Oğlum dedi, onu dedi, bir dedi, Türkiye'de de Celal Hoca okutur dedi. Çünkü de ona çok geniş bir kültür lazım dedi, İslam felsefesini okutmak için derdi. Ne kadar aralarında bir muhabbet ve saygı varmış efendim. Hatta derse gelirdi Nurettin Topçu, sırada otururdu bizim yanımızda, Celal Hoca'yı dinlerdi. Allah Allah. Fakat Celal Hoca, hakikaten bir hoca gördük biz. Mesela aradan şimdi Celal Hoca'nın 60 küsur sene, 60-65 sene geçti. Yani 70 sene yaklaştı Celal Hoca'ya bize hoca olduğumuz zaman. Hâlâ usulü fıkıh dersine gelirdi. Hâlâ hatırımdadır. Teklifin şartı, memurun bir kudretidir. Eğer memurun bir kudret yoksa o teklifi mâlâ yutaktır. O kaideli alır, açar vesaire olur. Yani bu usulü fıkhın bir temellerine Allah rahmet eylesin. Hâlâ hüsn-ü kubuh meseleleri vesaire. Allah rahmet eylesin. Fakat Nurettin Topçu da bize bir ufuk verirdi. Efendim şimdi tabii böyle hayat safahatınızı anlatıyoruz ama aslında eğitimin temel meselesi hoca meselesi sanki. Hocamız. Evet. Nurettin Topçu bunun ızdırabındaydı. Evladım derdi. Benim size tavsiyem de hepiniz derdi milli eğitimci olacaksınız derdi. Çünkü bu millet derdi milli eğitimden yıkılıyor derdi. Evet. Gençlerin derdi inançtan vesaire kendi dininden bir haberi yok derdi. Kendi milliyetinden haberi yok derdi. Kendinden haberi yok derdi. Çok ufuklu bir şeydi. Mesela bir misalini vereyim. Emin Işık, bir sınıf arkadaşı, Allah rahmet eylesin. O Nurettin Topçu'ya çok sevimliydi. O anlatıyor. Mesela diyor, Çembertaş'ta otururdu. Emin'den vapura biner, Üsküdar'a gelir, Çamlıca'ya kadar yürüyerek çıkardı. Allah. Sanki böyle çiçeklerle falan ağaçlarla konuşa çıkardı. Akşamüstü de Çamlıca'dan yine yürüyerek Üsküdar iner, oradan bir devine döner. Yani velut bir muhayyile, bir tefekkür, ayrı bir dünyanın insanıydı. Evet. Yani bu tabii bizim için büyük bir nimetti. Yani hani belki evet. Üniversite alınsaydı bize gelemezdi belki. Evet, belki de bir rahmet evet. Olmuş efendim. Evet. Evet. Yani sınıfa böyle bir mabede girer gibi gireceksiniz. Aynen, bir öyle mabede girer gibi gireceksiniz derdi. Evet. Sonra da öğrendi ki, biz bir İmam Hatip'te gelirdi, bir de İstanbul Erkek Lisesi'ne giderdi. İmam Hatip'ten ücret almazmış. Allah Allah. Ben buraya dermiş, Allah sana geliyorum dermiş. Allah. Evet, ücret almaz. Velhâsıl hocamız da ayrı bir dünyada, Allah rahmet eylesin. Evet. Başka Mahmut Bayram Hoca vardı. Mahmut Bayram Hoca vardı, evet. Soyadı gibi bir bayram. O da bir sevinçle gelirdi. Bu emseden başlar Arapça. Arapçaya mı girerdi? Arapçaya girerdi. Aşağı yukarı 45 dakikalık bir derste hiç vakit kaybettirmez. Hala bir silik kaybolsa ceketin şeyle tahtayı silerdi. Bir de talebeye hitap etmesi bir samimiyet vardı. Mesela Ahmet Mehmet kalk söyle demezdi. Ahmet Hoca, Mehmet Hoca. Hadi hadi benim Aslan Hocam kalk şu emsi çek kedebe yüktü bir ketmen katibi vesaire. Yani hoca böyle bir heyecan verirdi. Bir de oğlum derdi. Derse anlamayan olur. Ben anlatamayayım bilirim. Ben Kızıl Minare'de imamım. İkinden sonra gelin, anla imam var da tekrar dersi müzakere edelim. Yani talebenin derdinde bir insan yetiştirmek. Efendim bir de Mahmut Bayram Hoca ile yaşamış olduğunuz bir vesvese hatırası var benim hatırladığım. Evet. O çok aslında bugün de birçok insan için belki maalesef reçete olabilecek bir şey yani efendim. Efendim ben çok zaman ikindi namazından sonra Hoca Efendi'nin Kızıl Minare diye Aksa'da bir camisi vardı. Oraya giderdim. Bir gün herhalde ikindi namazını mı hatırlamıyorum. Abdest alırken kolumu, yüzümü tekrar tekrar yıkıyorum. Bunu hocamız görüyor. Gel oğlum diyor, Osman diyor. Niye böyle çok alıyorsun diyor. Bak oğlum seninki vesvese diyor. Bu diyor doğru değil diyor.
Ben de diyor, kimsenin günahına katlanamam diyor. Kendi günahım kendime ait. Fakat bir günah olursa diyor, o günah bana aittir diyor. Sen diyor, üç defa yıkayacaksın, hatta bakmayacaksın dedi. İçine sinmeyecek belki kıldığın namazda, abdest mi kılıyorum diye. Bunu 15 gün, 20 gün devam edeceksin diyor. Bir vebali varsa bana aittir. Bu dedi, o şeyi, bu işi geçireceksin. Ya, onun günahını ben alırım dedi yani. Ben hiç günah alacak benim durum yok kimse. Benim günahım kendimi kâfi dedi. Fakat bu işte bir günah varsa o günah bana aittir dedi. Evet. Sen huzurlu ol dedi. Ne güzel bir formül vermiş. Siz evet. Ondan sonra muhtemelen rahatladınız. Ondan sonra 10-15 gün sonra geçti o çok şükür. Elhamdülillah. Evet. Daha evvel o çok vesvese vardı bende. Tekrar abdest alıp acaba kol kuru mu kaldı, ayak kuru mu kaldı vesaire. Yani velhâsıl burada Hoca Efendi'nin o böyle samimi ihlâsı, elhamdülillah ben de o vesveseyi unutturdum. Bugün o zaman bu tür bir vesveseyle sıkıntı olanlara bu verilebilir değil mi efendim? Aynı. O vesvese olanlar bu reçeteyi tatbik etsin. Evet efendim. Bir de Felaknas suresini bolca okusunlar. Evet. Allah razı olsun. İnşallah. Güzel bir şey oldu. Yine hocanın bize, hatta bugün milli eğitimdekileri bunu ifade etmek lazım. Oğlum derdi, benim derse gelmediğim gün Mahmut Bayram Hoca ölmüştür. O gün benim cenazeme gelin. Allah. Nasıl bir ciddiyet var efendim? Nasıl bir ciddiyet? Bir de talebeyle hemhal olurdu. Talebeyle voleybol oynardı değil mi? O da seyreder, bazen o da şöyle bir topa bir şey vururdu. Yani bu yaklaşma. Evet. Diğer taraftan bu Mehmet Zahid Efendi'nin oğlu İskender Paşa'nın yakında otururdu sonraları. Bazen Zahid Efendi sohbete çıkmadı ama Mahmut Hoca sohbet eder. Ve oradaki üniversite vesaire Hoca Efendi'yi, Mahmut Hoca Efendi'yi dinlerlerdi. Vefatına yakın ziyaretine gittim. O da herhalde ya Parkinson veyahut da bir felç gibi bir durumdu. Kalkarken adımını zor atıyordu. Şöyle bakmışım ben. Oğlum dedi, bana öyle bakmadı. Ben çok sevinçliyim dedi. Allah Allah. Çünkü dedi, şimdi her adım atışta kaç defa Subhanallah, Ya Rabbi, Elhamdülillah diyorum derdi. Benim derdi bu hadi zikrimi arttırdı derdi. Allah Allah. Yani düşünebiliyor muyuz yani böyle bir hoca efendileri? Efendim şimdi siz 70 küsür sene sonra hocalarınızı böyle tek tek yad ediyorsunuz. Bu tabii sizin vefanızla alakalı bir şey ama çok ciddi tesirler bırakmışlar efendim. Çok, çok. Yani. Mesela yine Kulelisi'nden Albay Hilmi Bey gelirdi. Bu Albay Hilmi Bey de kimya dersine gelirdi. Bize mesela o 15-20 dakika bir kimya, bir şimdi sana yağ yapacağız derdi. Şu kadar karbon, şu kadar şey filan derdi filan. Sonra arada bir derdi ki, bak oğlum derdi, Allah'ın azimet düşünelim derdi. Bak derdi, bugün bir çay kaşığı atomu infilak ettirilse, mümkün değil ama İstanbul'un suyuneti sıfırken 27 derece çıkar, hâlâ hatırımdadır. Onun için düşünün, kıyamet nasıl kopacak? Nasıl azalacak, nasıl yeni baştan bir düzen kurulacak, nasıl bir infilak olacak? Yani bunun gibi daima bir kimyadan gelerek, fizikten girerek birkaç derste mesaj verirdi. En münfarik vasfı da öğretmenin odasına girmezdi. O koridora volta atardı. Hemen biz yanına yaklaşırdık. Bir kendimizi göstermeyi birkaç soru sorardık. O da evlatçım filan diyerek anlatırdı. Bazen de gözünü kestirdiği kişileri evine de davet ederdi. Orada onlara ikram ederdi. Evet. Yani hocanın yanında bir de filan babalık yapardı. Onu da rahmetle anıyoruz. Mühim olan diğer bir hocamız Yaman Dede vardı. He, Yaman Dede. Bunun aslı Kayseri'ydi bu. Gayrimüslim'di. Fakat der, bir edebiyat dersinde bir kıvılcım geliyor, İslam'ı şerefleniyor. Allah. O zaman haftada 2 saat İmam Hatip'le Farsça dersi vardı. Bize Farsça dersine gelirdi. Mevlana vasıtası Farsça öğreniyordu. Mesleği vasıtasıyla. Derste hem ağlar hem anlatırdı. Biz de bu yaşlı hocamız niye ağlıyor derdik. Burada ağlayacak ne var derdik. 15 dakika bir Farsçanın kaidelerini anlattı. Ondan sonra Mevlana'dan beyitler yazardı. O beyitleri ağlaya ağlaya bize anlatırdı. Rengi böyle yanık bir bronz renginde olmuştu. Bazen burada Üsküdar'dan da beraber gider. Bu da bağlar başında otururdu. Kendini ihtilattan men kararı alıp sanki ikinci mevkinin bodrumunda otururdu. Yeşil bir cübbe gibi bir şey vardı. Öyle bir sükûnet halinde, bir tefekkür halinde. Yaman Dede'nin sanki efendim ailesi eski inançlarında kalmışlar değil mi efendim? Kaldı. O çok müşkül şey. Benim de İstanbul'da gezmediğim hiçbir cami yok. İstanbul dışında. Aman kimse görmesin. Allah bak Allah. En sonunda ifşa etti. He. Yani Ramazan'da bile erkenden evde çıkarmış, ta teravihden sonra evine gidermiş. Allah Allah. Yani işin çilesini çekiyor.
Evet efendim. Kendisini çekiyor ama unutulmadı. Ondan birkaç hatıra. Evet. Bir gün arkadaşlarıma bir soruyor. Hocam diyor, siz hep Mevlana'dan bahsediyorsunuz diyor. Niçin hep Mevlana'dan bahsediyorsunuz diyor. Oğlum diyor, Mevlana benim elimden tuttu, beni Rasûlullah'ın kapısına götürdü. Hatta o zaman Ferah Nâhık Etkin yandım ya Rasûlullah şeyini, bize talebeyken tahtaya yazdırırdı onu. Evet. Bir gün yine bir arkadaşım onu bir Galata Mevlânâsına giderken gördü, böyle duvara yapışmış, böyle düşecek gibi. Hocam derdi, neyiniz var, bir hastaneye gidin. Evladım, benim hiçbir şeyim yok. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize düşünün, dermanım kesiliyor benim. Allah. Benim bu aşk yakıyor. Nasıl bir aşk efendim? Nasıl bir aşk, nasıl Allah görüyor, nasıl vehbi bir hadise bu? Allah. Hala o bazı Farsça şeyler benim hatırımdadır. Ondan mıydı, değil miydi? O bazı bazı Tançesi, bazı Gerker Fura Gebru Putperesi, bazı filan. Yani tabi bu hoca çok mühim. Yani bunun yanında bazı hocalar vardı. Yeni ilahiyattan gelmiş, Ankara ilahiyattan. Varlığıyla yokluğu müsaviydi. Evet. Yani efendim aslında hani böyle bir mesela Nurettin Topçu Hoca gibiler böyle bir size bir usul öğretmişler, bir metodoloji vermişler ama esas sadırlarındakini vermişler sanki tabii, efendim. Tabii. Sadır yani. En mühim bu. Evet. Mesela birkaç ağız söylüyorum bir Nurettin Topçu. Yani bir Müslümanı küçük görmedi çok üzülürdü. Evet. Bir gün geldi oturdu şeye. Dedi ki oğlum dedi nazarlardan taşan mana ibadullah istikrar diye şair büyüğümdür dedi. Allah Mehmet Akif'ten çok bahsederdi. Evet. Sever yani, değil mi efendim Akif Bey? Çok severdi. Evet. Mahir Hoca daha çok sever. Mahir Hoca arkadaşlık yapmıştı. Hmm. Mahir Hoca da çok mütevaziydi. Bilmiyorum ama Türkiye'de herhalde edebiyat kültüründe olan üç kişiden biriydi Mahir Hoca. Hmm. Çok yüksek bir divan edebiyatı kültürü vardı. O dersinize gelmedi ama. Biraz geldi. Geldi mi efendim? Hatta biz de o zaman çocuktu yaranmak için gidip hocaya bazı şeyler sordum. Bir gün gidip hocam dedim ben filan Nedim'in şiirinde şu mısrayı dedim okudum anlayamadım dedi. Oku bakayım evlat dedi. Okudum. Pür Nedim'ine gel pür ani olsa öyle bir şeydi. Oğlum dedi vezin düşmüş burada dedi. Allah Allah. Öyle değil böyle olacaktı dedi. Evet. Velhâsıl çok güçlü bir çayı çok severdi hoca. Allah rahmet eylesin. Cumartesi günleri Emirgan'da bir çay sohbeti yapardı. Orada pastanenin üstünde. Biz de giderdik oraya. Hoca orada Mehmet Akif'i anlatır, hatıralarını anlatır, dinler. Yani burada şu var, yani bir hoca kalmazdı, baba evlat olurdu. Evet. Mühim olan o. Eğer baba evlat oluyorsan tesir edersin. Evet. Yok bir geometrik olarak çıkıyorsun, anlıyorsun, gidiyorsun, biter. Mesela Nurettin Topçu da öyle şeydi yani. Derdi yani, bir mabede girer gibi gireceksin derse derdi. Demek ki bir heyecan, bu heyecan olacak ki bu heyecan inikâs edecek. Evet, yansıyacak o heyecan. Evet. Evet. Başka hocalardan yine mesela bir Hüseyin Karagözlü hocamız vardı. Bu da sabahleyin erkenden gelirdi. Bize kamış kalem getirirdi. Çini mürekkebi getirirdi. Oğlum derdi, ben hat dersi, kimler almak istiyor, hat dersi vereyim derdi. Yoktu o zaman böyle bir şeyler. Hmm. Aşağı iner yemek işte, bulgur çorbasını dağıtırken kendisi şey. O zaman ya sabahleyin talebeye bir bulgur çorbası dağıtılırdı veya da halden biraz zeytinyağı alınırdı. Tabaklara zeytinyağı konurdu. Ekmek verirdi. Talebe ekmek zaten banıp çayla kahvaltıyı yapardı. Allah. Bu hocamız da bunun bir hademe gibi çalışırdı. Bir de Zekai Konrapa vardı. Bu da bir siyer hocamızdı bizim. Bunun bütün derdi Rasûlullah Efendimiz'in hayatını yakından bilebilmemiz, yaşamamız, yaşatmamız. Bir gün o da sordu, oğlum dedi, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden var mı size dedi. Parmakla arkaya, yok onu sormuyorum dedi. Manasını hatmeden yaşayan kaç kişi var içinizde derdi. Allah. Onu da derdi, 7 sene bize siyer dersi de geldi. Bize siyer, Allah razı olsun, zevkini o bize vermiş oldu. Efendim, Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Yani genelde hocalarınızla ilgili safahatı bu mülakatta konuşmuş olduk. İnşallah bir sonraki mülakatımızda özellikle fikri hayatının şekillenmesinde büyük tesiri olan Kadir Mısıroğlu ve Necip Fazıl Beyefendilerden bahsetmeyi planlıyoruz. Hepinize hayırlı günler dileriz efendim.